Şimdi bugün çok matrak bir konumuz var arkadaşlar. Şimdi sosyal medya çıktığından bu yana benim 3 tane avukatım var. 2 tanesi Türkiye'de, bir tanesi yurt dışında. Yurt dışındakileri takip ediyor. Hakkımda yazılan işte hakaret içerikli şeylere dava açıyoruz. Bu yıllardır böyle. Yani niye onlarla uğraşıyoruz, niye görmezden gelmiyoruz? Çünkü ders olması lazım. Yani insanlara dersini bildirmek lazım. Çünkü ona göz yumarsam bugün bana hakaret ediyor, yarın başkasına hakaret ediyor. Bunu engellemek için. Neyse işte bunlar, bu hakaret içerikli şeyler bana böyle geliyor. Hangilerine dava açacağımızın üstünü çiziyorum, ben açıyoruz. Neyse işte geçenlerde birini açtık. Sonra tabii kimlikleri tespit ediliyor. Bir tane mühendis çıktı. Ama nasıl ağır hakaret etmiş, inanamazsınız yani. Küfürlü, ağır. Yani söyleyemeyeceğim bile buradan size hakaretler. Şimdi o platformun adını vermeyeyim, reklamları olmasın. Ondan sonra bunlar bir de dava açıldığını öğrenince bunlar bir tutuşuyor. Nasıl yalvarıyorlar avukatlarıma, nasıl yalvarıyorlar, ağlıyorlar falan, inanın. Bayağı ağlıyorlar yani. Ya sen yapamayacağın, yani kaldıramayacağın şeylerin altına niye giriyorsun? Niye hakaret ediyorsun? Niye sürekli birilerini aşağılamaya çalışıyorsun? Mühendis olmuşsun, çalış, işine bak, değil mi? Niye hakaret ediyorsun? Bak, eleştirebilirsin. Bu çok normal. Çünkü eleştiri demokratik bir davranıştır. Bu tip insanların içinde büyük bir öfke var. Kendilerinin kazanamadığı paraları biz kazandığımız zaman bu çok güçlerine gidiyor ve zannediyorlar ki bu paraları biz kolay kazanıyoruz. Ben 16 yaşında bu camiaya girmiş bir insan olarak emeğimle, çocukluğumu bile vererek bu noktaya gelmişim. Zekamı kullanmışım, ben de mühendis olabilirdim ama tercih etmemişim. Bir ışık varmış, değil mi? Şarkıcı olmuşum, tutmuş. Bundan güzel para kazanmışım. Sana ne? Sana ne yani? Bu arz talep meselesi. Sen beni ne kadar aşağıya çekmeye çalışsan da ben oraya inmem ki senin söylemenle. Sonra böyle işte davayı açarım. Böyle baykuş gibi bakarsın. Eleştirebilirsin. Sesimi beğenmeyebilirsin. Tipimi beğenmeyebilirsin. Görüşlerimi beğenmeyebilirsin. Tarzımı beğenmeyebilirsin. Eleştirirsin. Sonuna kadar hakkım var. Demokratik hakkımı kullan. Ama hakaret edemezsin. Yani neden hakaret ediyorsun? Benim de sevmediğim insanlar var ama onları hiç hakaret etmeye hiçbir zaman düşünmedim. Sevmediklerini görmezden gelirsin. Yok sayarsın. Doğru olan da budur. Benim bu ülkeye ne katkım var? Ekonomiye katkım var. Vergilerimi ödüyorum yıllardır. Birlikte çalıştığım insanlara katkım var. Maaşlarımı ödüyorum yıllardır. 30'a yakın insan çalışıyor yanımda. Covid zamanı bile evlerine ekmek götürebildiler. Katkımdır. Çocuklara katkım var. Hayvanlara katkım var. Doğaya katkım var. Ülkeme katkım var. Mesela sizin gibilerin ne katkısı var? Sizler okumuş cahillersiniz. Mesela kimisi mühendis oluyor, kimisi, yani çoğu üniversite mezunu bu hakaret edenlerin. Kaldıramadıkları bir şey var yani, hazmedemedikleri. Sen ne yapıyorsun? İşine gidiyorsun, varsa bir işin varsa, işte mühendisin, açıyorsun bilgisayarını, ne yapıyorsun? Ya işte bak şuna, şu bak şurada ben şuna bir hakaret edeyim, ağır hakaretler edeyim, kendini kötü hissetsin. Bak, hakaret ettiğin hiç kimse kendini kötü hissetmiyor bir kere. Bu açılan davalar da, sizlerin hakaretlerine karşı açılan davalar da sizleri önemsediğimiz için değil. Sizler başkasına hakaret edemeyin diye, suçunuz daha büyüsün diye bu tarz şeyler yapıyoruz. Parası olmayanlar hapis cezasına çarptırılıyor. Geçiyorsunuz klavyenin başına. Ülkede o gün gündemde ne var? Haydi başlıyorsunuz, aynı platformda olan bir güruhsunuz siz böyle okumuş cahiller. Platformunuzun reklamını yapmayacağım buradan. Oradan işte saydırıyorsunuz her şeyi bilmiş gibi. Ama biri dese ki hadi kalkın şu Kadıköy'de eylem var dese kalkıp gitmezsiniz. Korkaksınız çünkü. Ama ben giderim. Yani aramızdaki farklar bu. Çoğunuz solcuyuz diye geçinirsiniz. Sizin yapamadığınız şeyleri ben yapabilirim. Ben cesurum çünkü. Siz yapamazsınız. Siz ancak oturduğunuz yerden isimlerinizi gizleyerek sanki hiç bulunamayacakmışsınız gibi şık diye buluyoruz gördüğünüz gibi. Ama şurada bir eylem var, hadi gelin o eyleme katılalım deseler ödleksiniz.